Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Antalya Gündoğmuş'tayız ve yangın yerindeyiz. Şu anda bu bulunduğumuz ilçenin etrafı hilal şeklinde yanmış durumda ve hala da devam eden bir yangın var. Burada vatandaşlarla konuştuk, onlardan bilgi aldık. Birazdan sizlere onları göstereceğiz. Hala şu an havada üzerimize kül yağıyor. O kadar şiddetli bir yangın. Hatta tam arkanızda ben hala şu an gösterebilirim. Tüten bir bölge var. Birazdan yanmış olan köylere gideceğiz. Yangından etkilenen insanların yanına gideceğiz ve onlara sorularımızı soracağız. Mağduriyetlerini sizlere göstermeye çalışacağız. Ve ihtiyaçları nedir bunları öğreneceğiz. Başlayalım bakalım. Evet, şu anda Gündoğmuş Senir köyündeyiz. Yangının en yoğun olduğu köylerden birisindeyiz. Geçmiş olsun efendim. Kaybınız var mı? Can kaybımız yok. Mal kaybınız? Evlerimiz de var. Canlı olarak kaybımız yok. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Nasıl şu anda durum? Yangın kontrol altına alınabildi mi? Şimdi arkadaş, yangın kontrol altına alınamıyor. Neden kontrol altına alınamıyor? Şimdi bizim burada yangına müdahale oluyor. Ondan sonra merkezden çağırıyorlar. Ekipler hor Gündoğmuş'a gidiyor. Burada herhangi bu işleri yöneten hiçbir tane yetkili yok. Bir muhtarımız var tek başına. Onun da gözleri böyle fal taşı gibi çıkmış vaziyette. 5 gündür bu insanlar uyumuyor. Bizi yangına müdahale için daha önce yukarıdan geldiğimiz Gündoğmuş yolundan sokmadılar. Bizi içeri soktuklarında da iş işten geçmişti. Bak, şurası benim dayımın evi. Bak. Evet, ev yanmış durumda. Bak şimdi orada, bak şurası benim kendi evim. Burası, bak şurada hemen köyün yukarısında gidersen görürsünüz, yangın buraya kadar gelmiş. Yani rüzgar estiği zaman hiçbir şey yok. Bugün hiç helikopter gelmedi, uçak gelmedi, bir şey gelmedi. Dün aklı başında Adapazarı'ndan gelen bir orman işletme müdürü vardı. O işi organize etti. Şu anda bol su, bol ayran, bol içecek var. Onun dışında yangına, yani bizim kendi halkımız, bir parça kendi halkımız uğraşıyor ediyor ama bize dışarıdan çok bir yardım gelmedi. Halk perişan bak. Köyün hiç yanmayan yeri yok. Burası Gündoğmuş'tan, bak Manavgat'tan eski bir köy, tarihi bir köy. Evet. 1300-1400 yıllık bir köy. Tuşamba Beyliği olarak gelirken gördünüz, ne mezarlığımız kaldı ki, 3 kilometre mezarlık yandı. Evet. Yani yapacak şu anda var ya, her şey doğaya kalmış vaziyette. Ha, insanlar uğraşmıyor değil. Yardım kuruluşların hepsi geldi. Ama organizasyon yok. Tam yangını söndürmeye kalkıyor. Ekip itfaiye bir telefon geliyor merkezden, Gündoğmuş'tan, kim yönetiyorsa bizi bilmiyorum. Gerisin geriye bütün araçlar gidiyor. Afet kontrol merkezi var. Ben bilmem afet kontrol merkezi, bir şey yok. Bizim kontrol merkezimiz buraya bakacak. Bu insanlar kendi kendini yönetiyor. Gördün mü burada? Bak, köyü bilmeyen insanlar köyü söndürür. İş bu kadar vahim. Ama bizi ilk gün jandarma veyahut da güvenlik kuvvetleri engellemeyip de herkes evinin önündeki ateşi söndürseydi bizim köyümüz yanmayacaktı. İlk baştan buraya salacaklardı. Tamam, ineği, eşeği, sıpayı, o şeyi çıkardılar. Çok güzel, yaşlıyı çıkardılar. Ama gençliği salacaklardı. Herkes burada, biz orman köylüsüyüz. Biz eskiden jandarma bizi zorla şeye götürürdü. Neydi o? Orman söndürmeye götürüyordu. Biz şimdi elimiz aciz. Biz orman söndürmede kullanılmadık. Sokulmadık doğduğumuz yere. Tamam mı? Ondan sonra yangın büyüdü, bilmem ne oldu. Dumanların arasına geldik. Yani şu anda herkesin var ya, mutlaka ya anasının evini kaybetti ya kendi evini kaybetti. Gezerseniz köyü görürsünüz. Bu tarafa gidin. Hiç duman çıkmayan, bak bir tane köy etrafında biliyorum. 360 derecede ateş yanıyor. Yani, girişte yani bunun, bize... Bunun tek sorumlusu koordinasyonluk. Başka hiçbir şey değil. Dilim de dönmüyor. Girişte güvenlik güçleri içeriye girmenin sakıncalı olduğunu, zehirlenebileceğimizi söylediler. Ama burada bir sürü insan mücadele veriyor tek başına. Şimdi arkadaş, ve şimdi dediğiniz gibi uçak ve... Vatanı korumak için var ya, şehit olmak da var ya, ama burada öyle bir şey yok. Bak, rüzgar, bizim bu işi müdahale edeceğimizde hiç rüzgar yoktu. Bak, aranzör yukarıya geldi, uçak geldi yukarıya. Tam 2 sorti daha yapsaydı bizim köyümüz kurtulacaktı. Merkezden bir haber geldi. Adam burayı görmüyor. Bir haber geliyor, gidiyor. Bak, dün akşam 10 dakika daha şuraya ateş çıksaydı
Nevşehir Belediyesi'nin itfaiyesi vardı. Hiç bizi durduramadı. İki tane kırmızı pikap geldi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz dedi. Ben hatta şuraya arabayı koydum. Dediler arabayı marabayı koyma, git dediler, gittik. Ondan sonra ev cayır cayır yandı. Ev yandı üç mı tane şu anda? Gel bizi, göstereceğim. Üç tane ev. Göz göre göre yandığını mı söylüyorsun? Göz göre göre ev. Su tutuverseydi bu ev yanmayacak. Gel bakalım. Şu evlere su tutulsaydı, bak yol da varıyor, tamam mı? Tankerler de bizim köyümüzün suyunu tankere doldurdular. Götürdüler, nereye sıktılar bilmiyorum. Buraya getirmediler. Ama bak buraya getirmediler. Bak bu köyün tam müdahale. Kaç ev yandı burada? 1, 2, 3, 4, 5 bak. Sırasıyla. Bak arkadaşım. Evet, bak şimdi buradan domunu kullan bak. Yanın evi köyün ortasında. Bu köy çok büyük. Öğüzlerde de var bak. Bak şurayı gör. Aşağı tamamen yanmış. Bak. Bu üstünde bulunduğumuz yer de yanık galiba. Tabii burası da yanık. Burası da yanık. Bu ev gibi yandı. Bak şu ev benim. Biz burada çabamızla bilmem neyimizle, yani biraz da rüzgar şuraya bak, hep yanık buralar. Evet. Anladın mı? Yani burada yangın 5 gündür devam ediyor ve sadece vatandaşın çabasıyla mı? Vatandaşın çabası değil. Vatandaşı soksalardı çabala bugün sadece sönerdi. Bak sadece bugün vatandaşı saldılar. Daha önce salmadılar. Daha önce vatandaşı salsalardı yandıktan yaşlıları yandıktan sonra salıyorlar demiyorum. Koordinasyonluk var. Benim köyümü benden iyi bilen insan yok. Doğru. Tamam mı? Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama bizim gençliğimizi salsalardı herkes kendi evinin önünü süpürecekti. Biz çok eski bir köyüz. Bak bu bizim en azından 10 bin 15 bin dışarıda insanımız var kapıda, orada yukarıda gün doğmuş olsa banda bekledi. Onun için bizi salsalardı biz burayı kurtaracaktık. Suçlamak istemiyorum ama biz köyümüz için burada herkes canla başla çalışıp bu köyde bir tane ev yanmayacak. Gün doğmuş belediye başkanı dedi ki yanan evlerin yerine TOKİ'den yerler yapacağız dedi. Evleri yanmayanlar da dedi, yani sizler keşke evim yansaydı diyecek dedi. Ne düşünüyorsunuz? Baksana ben bir şey diyeyim mi? Benim bak şu evin yandığına bir şey demezdim. Benim anamın bak anamın babamın 98 yaşında benim babam. Ben babamın evini merak ettim, kendi evimi değil bak. Bizim hatıra bu köyde var ya, TOKİ'nin evine ihtiyacı olacak hiçbir tek canlı yok. İnsan yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Cebimizdeki parayı nasıl harcayacağımız biliriz. Gün doğmuş belediye başkanının TOKİ'sini de bilmeyiz bilme. Bizim arın terimizle burada. Dedi ki evi yanmayanlar keşke evim yansaydı diyecek dedi. O can isterse onu kendidikini yaksın. Ama biz öyle bir düşüncemiz yok. Bizim bir tek otu yakmaya, bir tek karıncamızı incitmeye böyle bizim niyetimiz yok. O onun fikri, bizim değil. Eyvallah. Evi yananlar nerede kalıyorlar? Bir yer tahsis edildi. Şu anda var ya yukarıda Baş Çeşmesi'nde kalıyorlar. Abi burada çok insan yaşamıyor zaten. Evet. Yaşlısın, herkesin oğlu kızı var Manavgat'ta, Antalya'da, orada burada her yerde. Tamam mı? Yani burada herkes kendi başının çaresine bakacak. Herkes anasını babasını götürdü zaten. Bak en yaşlı insan benim. Buradaki gençler bak ateş gibi böyle her yere sıçrayıp yapabileceğine. Bu insanlara fırsat verilmedi. Verilseydi bu insanlar gerçekten bu köyde bir tek karınca ölmeden, ateş yanmadan burayı söndüreceklerdi. Bak. Sizi kaç gündür köye sokmuyorlar? Bala, bak şimdi biz dün kaçıp girdik. Başka yoldan iki tane arabamın lastiği gitti. Başka bir tali yoldan gittim. Dün Manavga'da gittim lastik yaptırmak için. Ama bizi sokmadılar. Bak sokmadılar. Bizi buraya. 5 gündür ortalama yangın var. Yaklaşık dün. Öncesi gün. Tamam mı, yangın var. Daha önce gün doğmuş bölgesindeydi ama bak dün ve öncesi gün burada bariz yangın başladı. Ama biz giremedik. Bugün sabah bir şey demeden girdim bak. Ama dün giremedik. Öncesi gün hiç giremedik. Çok geçmiş olsun. İnsanlar en azından bunu görsün, şahit olsunlar ki. Yani dışarıdan bazı kanallar, çünkü yangınlar söndürüldü, vatandaş çok mutlu gibi haberler yapıyorlar. Bu tarz haberlerin en azından. Bizim köye buyursunlar, gelsinler. Yanmış ev isteyenler varsa musafirler edişinde. Hiç evet. Sıkıntısı yok. Bak çek içeriye çek. Bak. Görüyorsun. Efendim başka bak. Haber kanalları geldi mi sizin? Ben bilmiyorum. Siz tesadüf tek geldi. Bilmiyorum. Bir dünya fotoğraf çeken var. Evet. Ama bu benim dayımın evi. Aha. Bak. Bunu insan böyle yapar mı ya? Sence yapar mı? Bak bura bizim ilkokulu bitirdiğim okul bura arkadaş. Bak. Gördün evet. mü? Evet, bak gün doğmuşta ilkokul yokken burada vardı. Hı hı. Okulda da zarar var mıdır şu an? Ne, sence ne var? Komple yanmış, doğru.
Komple yanmış okul. Tarihi eser bile olsa üstünü örtüyorlar çünkü. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Komple yanmış. Yani şu zaten her şeyin özeti. Evet. Evet. Git oraya git bak. Bu sıradaki evlerin çok üstteki alttaki evler yanmış. Bak görmüyorsun. Bak daha karşıyı görüyor musun? Oralar hep köy. Bak. Şöyle köy bak. Güzelim köy cayır cayır yanmış. Yani bu böyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan Osmanlı döneminden kalmadır. Bak bizim mezarlığımızı gördün mü? Evet. Selçuklu'nun kabiri var, Osmanlı'nın kabiri var. İşin garip tarafı var ya, Bizans'ın da kabiri var. Hepsi yandı. Evet, hiçbiri belli değil şu an. Belli değil. Ha, giderken çekin giderken. Yazık geçtik. Olmuş. Gerçekten yazık olmuş. Kaç kilometre biliyor musun? 3 kilometre mezarlık. Toparlamak için devletin, hükümetin bir yardımı olacak mıdır sizce? Bu TOKİ'ler falan buraların düzeleceğine inanıyor musunuz? Vallahi yoksa... Yok baba ben TOKİ'nin ben şimdi, biz burada TOKİ'nin ev falan yaptırtmazlar. Hı-hı. Kimse var ya burada istemezler abi. Biz kendimizin malımı da kendimiz sahip çıkarız. Evet. Bizim istediğimiz evimizin önündeki ateşi söndürmekti. Söndürtmediler yani evet. Bak.